Şimdi devlet yönetimi ciddiyet ister. Sürekli milliyetçilikten bahsediyorsunuz. Sürekli milli birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Ama maalesef bir bakıyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki biz askerimizin yanındayız. Ama birileri rahatsız oluyor. AKP rahatsız oluyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri askerlerimize dua ediyor. AK Parti grubu rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Biz her daim Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. 911 kilometre tapu gibi sağlam sınırımız vardı. Delik deşik oldu. Kimin politikası yüzünden? Orada Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Oslo'da görüşmeler yapılırken, hendekler açılırken kandırıldık diyen Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Sizler mi? Şimdi yine FETÖ efendim darbe yaptı. E tamam, biz darbeye karşıyız. Biz sizin yanınızdayız. Ama bu sefer efendim yine hedef, yine eleştiri Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bari milletten korkmuyorsanız bari Allah'tan korkun, Allah'tan. El vicdan, el insaf, el insaf. Şimdi ben kısaca bir geçmişi hatırlatmak istiyorum. Mavi Marmara'yı törenle uğurlayan siz, bir süre sonra giderken bize mi sordular diyen yine siz. NATO'nun Libya'da ne işi var diyen siz, kısa bir süre sonra NATO Libya'ya girmelidir diyen yine siz. Rıza Sarraf hayırseverdir diyen siz, ertesi gün ajan diyen yine siz. Fethullah Hoca Efendi diyen siz, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine zemin hazırlayan, devletin bütün kurumlarını onlara teslim eden yine siz. Terör örgütünü davul zurnayla karşılayan siz, kandırıldık diyen yine siz. Kardeşim Esad diyen siz, ertesi gün katil Esad, yeniden kardeşim Esad demek için çalışan yine siz. Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihinde bu kadar zikzakların yaşandığı bir siyaset anlayışı, bir siyaset zihniyeti daha yaşanmadı. Bakın, bizler şunu söylüyoruz. Eğer gerçekten yeniden Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı güvence altına almak istiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturacaksınız ve bu komisyon yeniden Suriye devleti ile görüşme yapacak, iş ve güç birliği yapacak ve oradaki terör ancak böyle temizlenir. Bir kez daha hükümeti uyarıyoruz. Gelin bu komisyonu kuralım, bu görüşmeleri yapalım ve yeniden eskisi gibi 911 kilometrelik Suriye sınırımızı tapu gibi sağlam yapalım.